ailelerimizin gasp edilmesini istemiyoruz. Ezer falan istemiyoruz. Ezer falan istemiyoruz. Belediye başkanım, ezer kalmasın. Bu gaspı kaldırın. Rezerv alanı diye bir rezil bir uygulama ilan edilmiş. Topraklarımız gasp edilmiş devlet tarafı. Topraklarımız çalınmış ve rezerv toplantısıyla da bu hırsızlığı meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Herkese de o zaman sayın belediye başkanım aynı elbiseyi giydir. Biz burada hapishane hayatı yaşayalım. Benim evime ne yapacağımız seni ne ilgilendirir? Benim kardeşim tapulu arsam burası. Müstakil tapulu benim arsam. Biz depremzedeyiz. Yerlerde can çekişiyoruz. Yeniden bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Devlet de gelmiş benim buradaki arsama el koyuyor. O rezil 80 metrekare kuş yuvasını yapana kadar bu adamlar nereye gidecek? Bu kanunlar fakirlere geldiği zaman örümcek ağı geldi geçti. Zengine geldiği zaman çelik bir zırh. Niye? Kime sordun? Sen kime sordun? Tapulu arsam benim ya. 6 Şubat depremlerinin ardından en büyük yıkımın yaşandığı bölgelerin başında Kiltepe Mahallesi geliyor. Çoğunlukla müstakil yapıların bulunduğu mahallede yaşayan vatandaşların başı rezerv alanla dertte. Rezerv alan değil, yerinde dönüşüm istiyoruz diyen vatandaşlar defalarca yetkililere taleplerini iletti. Fakat bir sonuç alamadı. Hatta aralarında ters tepki alanlar da var. Muhatap bulamayan vatandaşlar bir araya gelerek eylem yaptı. Seslerini yetkililerin duymasını istedi. Rezerv alan istemiyoruz seslerinin yükseldiği mahallelerden biri olan Kiltepe mahallesindeyiz. Geçtiğimiz hafta vatandaşların evlerine bu şekilde evlerini boşaltmaları yönünde tebligatlar gönderildi. Son bir haftaları kaldı. Peki vatandaşlar şimdi evlerini bırakıp nereye gidecek? Bir araya gelerek rezerv alan istemiyoruz diye tepki gösterdiler. 15 sene çalışıp para kazanıp 2,5 kilo altın verdiğim bir arsam burası benim. 2,5 kilo altını getirdim, bu arsayı satın aldım ve şu anda devlet benim elimden almış. Annem babam yaşlı, o evde kalıyoruz. Hafif hasar aldı diye inanın 500 bin lira para harcadım ben o eve. Bunu Çevre Şehircilik Müdürlüğü'ne anlattım, bana ne cevap verdi biliyor musunuz? O senin sorunun diyor. 400 tane şu an hafif hasarlı evimiz var. Bu hafif hasarlı evimiz bahçeli evler. Bunların ayrıyeten parselleri var. 400 tane evde yaşayan insanlar genelde asgari ücretli. Genelde asgari ücretli ve emekli insanlar. Kendi rızası yok bu evleri boşaltmaya. Kişisel haklarımıza aykırı olan bir uygulama. Riskli alan diyor. Madem riskli alandı bizim alanlarımız, neden 18 ay boyunca bizi bu riskli yapılarda oturmamıza müsaade ettiler? Şimdi deniliyor ki bana 15 gün içinde tahliye edileceğiz. Biz nereye gideceğiz? Asrın felaketine dayanmış. Evet, yaş ömrünü tamamlamış olabilir. 15 tane eve yıkım kararı verilmiş. Kardeşim 15 kişiyiz ya. Fazla değiliz ki biz. Neden insanca değer görmüyoruz? Neden o zaman bize denilmedi ki buralar rezerv alanı, bir yatırım dahi yapmayın buraya. Bir çivi çakmayın. Benim bahçemin duvarları yıkıldı. Ben masraf yaptım. Konteynerlarda yaşayan binlerce vatandaş var. Neden ağır hasarlı yapılar yıkılmıyor? Onların yerine oradaki konteynerde yaşayan insanlar oralara taşınmıyor da benim sağlam bulunan yapım yıkılıp ben neden mağdur ediliyorum? Benim sağlam evim yıkıldıktan sonra yerinde ne olacak? Biliyor musunuz? Yine otlar bitecek. Ben niye mağdur ediliyorum? Ben sağlam evimde oturmak istiyorum. Ben varımı yoğumu buraya döktüm. Madem rezerv alanıydıysa sen neden bana abonelik veriyorsun? En azından borca harca girmezdim. Ben şu an buranın borcunu ödüyorum ve şu an 15 gün içinde boşaltmam gerekiyor. Öncelikle bize gelirdi, rezervin ne olduğunu anlat. Derdi ki rezerv bu, ben bunu yapıyorum size diye bir açıklama yapardı. Buradaki hiç kimse onun ne olduğunu bir defa bilmiyor. Bana 750 hibe, 750 destek ben senden istemiyorum devletimden diyorum. Yük olmayayım devletime. Bana desin ki kendi imkanınla açayım sana buraya imkanını, çizeyim projeni. Benim müteahhitim var. Herkesin de kendine göre tanıdığı var. Kendi inşaatını kendi yapsın. Kendi 750'si de devletimizin cebinde kalsın. İhtiyaç sahibine versin. Biz burada bir vatandaş, bir insanız. Bizler hayvan değiliz. Sonuçta herkesin bir yeri var, yurdu var. Bunlar evimizden gitti ve gidiyor da bizler yerinde dönüşüm istiyoruz. Yani aynı şekilde Kiltepe'de bir birlik var, beraberlik var, komşuluk var. Çevreoğlu'nun altını biraz bizler insan yerine konulmasını istiyoruz bizler artık burada. Köy evleri tarzında istiyoruz. Evlerimizi yerinde yapsınlar ve biz muhatap olup bizle konuşulsun, bize donulup, yani sorulup danışılmasını istiyoruz bizler.